Hiç internette film aradınız mı? Biz aradık, bulamadık. O yüzden sinemasına gittik. Uzun zamandır yeni bölüm çekmiyorduk. Artık yapalım dedik, ayıp dedik. Ve Ottoman Lieutenant, Osmanlı Subayı filmini çekmeye izlemeye karar verdik. Yani pişman olduk biraz. Olsun, bakalım değerlendireceğiz, bir şeyler yapacağız. Bu arada bu sefer tek sunmayacağım. Sefa biliyorsunuz Peru'daydı, göndermiştik. Daha bayır atla eşekle geziyordu. Kendisi yoldadır, geliyordur. Umarım o da bana katılacaktır birazdan. Kendisine katıldı. Süpermen gibi indim aşağıya. Bu hafta eleştirmek için Ottoman Lieutenant, Osmanlı Subayı filmini seçtik. Eleştirecek bayağı bir malzeme çıktı bize. Vizyondaki filmlere baktık. Niye bu filmler diyecek olursanız, vizyondaki filmlere baktık. Bir Alien vardı. Rahat dur, doğru dur. Alien vardı. Ben Peru'dayken bayağı bozmuş arkadaş. Hiç kullanım, izleyici yoruma falan da gelmeyince bayağı almış yürümüş. Neyse, baktık Alien'dan bizim ülkemizde öyle insana uzaylıya zaten taşlıyorlar. Biz yine bizden bir şey izleyelim. Ottoman Lieutenant izleyelim bir dedik. Bir de o Russell Crowe'un Water Diviner filminden sonra şeyde dedik belki o tarz bir şeydir ki onu ben beğenmiştim. Askerde izlemiştim ben onu. Water Diviner'ı ne diye çevirmişlerdi? Son umuttu herhalde. Son. Bu da o hevesle o tadı alırız diye gittik ama alamadık. Alamadık çünkü en başta film Amerika'da başlıyor. Şey zannediyorsunuz, hani böyle güzel kült bir film olacak falan zannediyorsunuz böyle karakter oyuncu kadrosuna baktığınız zaman Ben Kingsley, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, şu diğer küçük söylemem. Küçük eniştenin adı neydi? Josh bir şey. Hartnett. Josh Hartnett. Hartnett. Pearl Harbor'daki adam, bu pilotlardan bir tanesi. Ben Affleck değil de diğeri. Orada güzel oynamış. Gerçekten o Pearl Harbor güzel bir kült bir filmdir ama bunda yani olmamış. Öyle hiç de güzel olmamış. Yani onun yerine herhangi birini koysa, bunu koysan o oynar. Öyle bir ben şey olmuş. Oyuncu seçimlerini en başta beğenmedik filmin. Başrollerde Game of Thrones'un hatırladığınız Daryon Harris. Evet, Daryon Harris oynuyor. Khaleesi'nden kopmuş gelmiş buraya. Khaleesi en son buna yol verince bu da para bulmak umuduyla gelmiş bu filmde oynamış. Ancak karaktere oturmamış Osmanlı subayını oynuyor ama Türkçeden bir haber. Hani Türkçesi rezalet. Neydi repliklerden bir tane hatırladığın var mı? Türkçe öpücük Buse. Ha Buse, Türkçe öpücük Buse. Nasıl yapılır? Ver bir tane kamerada, oyna kameraları. Küfür ettim çıktı. Kadın oyuncu rolünde de Da Vinci Demons dizisinden hatırladınız. O da son sezonu rezaletti. Bayağı Türkler. Fatih falan ölüyor yani son sezonda. Fatih diyorum. Cem değil lan. Beyazıt ölüyor. Beyazıt ölüyor. Rezalet yani. Ama o da ölüyor. Tarihi karmaşa. Aynı bir Dracula Untold şeyi karmaşası. Saçma sapan. Orada da Dracula Fatih bıçaklıyordu. Bunda da kız öldürüyor. Her neyse, konu dağılmasın. Kadın başrolünde de Da Vinci'den tanıdığımız bir oyuncu oynuyor. Filme çok güzel gitmiş mi? Ben açıkçası her ne kadar sevmesem de Emma Watson'ı bu filmde tercih ederdim. Sen her filmde Emma Watson'ı tercih ediyorsun. Ben Emma Watson'ı sevmem. Ben tercih etmiyorum. Her neyse. Genç, idealist, bilmem ne, böyle bir saçma sapan bir karakter oynuyor. Klasik, böyle sevmediğimiz, hiçbir farklılığı olmayan, bir derinliği olmayan bir karakter. Takılıyor bir doktorun peşine. Ondan Türkiye'ye geliyor. Yok arabayı götüreceğim, bilmem ne yapacağım falan filan. Onu da beceremiyor. Kaptırıyor şeylere, eşkıyalara. Neyse, geliyor bu köye. Ondan sonra böyle saçma sapan olaylar başlıyor zaten. Ama filmde en beğendiğimiz Ben Kingsley'in oyunculuğuydu herhalde. Ya ben açıkçası Ben Kingsley'in oyunculuğunu, hiç kimsenin oyunculuğunu beğenmedim. Çünkü karakterlerde derinlik yok. Hani bilmiyorum, her şey mış gibi. Bütün filmi montajda çekmişler. Yani sevemedim filmi, oyuncularını, yani başrol oyuncularını sevemedim, karakterlerin derinliklerini sevemedim. Her şey yalap şap geçiyor. Onun dışında yani filme... Ben daraldım, biraz gezelim. Haydi gezelim, biraz yer değiştirelim, gel. Filmi şöyle özetleyebilirim size. Bindiniz, Çanakkale'ye gidiyorsunuz bir otobüs firmasıyla. Çok sıkıldınız, ağlayan çocuk var, susmayan yaşlı amca var. Kulaklığınızı taktınız. Film... Muavin size pop cake yok abi dedi. Teselli olarak da bu filmi açtı. Evet. Öyle bir tam olarak yani. Otobüsle seyahat sırasında izleyeceğiniz bir film. Ya ötesine geçmez. Tamam, daha gömmeyelim yeter. Uzatma. Neyse. Karakterlerde sıfır derinlik. Çat çok hızlı derinlik geziyor. Ne olduğunu geçiyor. Çok ne olduğunu anlamıyorsunuz. Savaş sahnesi yok. Evet. Yani hele şeyler, o disorbiler, sahne geçişleri falan böyle birinci sınıf öğrenci projesi gibi. Hani üniversitelerde öğrenciye verirler, birinin sınıfında eline kamerayı salarlar, dağ bayır gezer, bir şeyler çekecek, getirecek falan.
Değişik böyle işler çıkar, şeyler son. Aynı öyle projeler. Yani hiç şeyi yoktu. Daha böyle bir Hollywood filmi bilmem ne olursa olsun daha böyle güzel bir şey bekliyordu insanlar. Hollywood nihayet Türkiye'ye el attı, Türk ögelerine el attı deyip bu Osmanlı Subayı filmi düşüncesiyle gideyim diyorsanız o düşüncelerle gitmeyin. Keza konu çok kötü işlenmiş. Ha iyi olabilir miydi film? İyi olabilirdi. Eğer oyuncular, kas özellikle ana başroller iyi seçilseydi ve film biraz daha uzun olsaydı, hani 150 dakika veya 3 saate biraz daha yakın olsa, çok daha filmin karakter derinliğine önem verilseydi çok daha güzel olabilirdi. Ben de bir araya gireyim, bir dur. Gir hadi. Filmin ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında bambaşka, yani çok büyük farklar var. Sanki farklı iki yönetmen tarafından çekilmiş ya da farklı iki senarist tarafından yazıya dökülmüş gibi. İlk yarısı gayet normal bir film çıktığınızda, en azından sigaraya, biz öyle yapıyoruz film arasında, sigaraya çıkan insanlarız. Gayet yani hani beklediğimizden daha, yani beklediğimiz kadar kötü değildi, bilmem neydi falan diye çıktık. Geri döndük, izledik. İşte öyle bitsin diye bekledik film. Öyle şey bir, yani sinemaya gitmeye değer değildi. Değildi. Değildi, bence de değildi. Ya açıkçası biz zaten aynı matineye bile giremedik. Yani o önce izledi, ben sonra izledim. Bu benim beklentimi düşürdü. Ben bayağı bir gömdüm. Çıkar çıkmaz bayağı bir gömdüm filmi. Sonra ama üstüne bir de tavuk gömdün değil mi sen? Yok, hamburger gömdüm. Turşu koymuşlar mı içine, işte sen. Tamam. Ama filmi yani değişik, değindiği birkaç tane küçük, yani güzel nokta vardı. Bir tanesi onlardan, bir Alien uşağının kalkıp da gelip bizim ülkede ortalığı karıştırması. Burada da Josh Hartnett'in oynadığı karakterde görebiliriz bunu. Böyle kendi kendine kafasında bir şey yapmış, adalet dengesi kurmuş. Ona göre o eylemlerde bulunuyor. Onu gayet güzel işlemişler. Hani ne, senin işin yok, alakan yok burada. Kendini... Ki o noktada film politiğe bağlanıyor. Alt metninde politik bir takım mesajlar var. Eğer izlerseniz filmi, eğer izlemek gibi bir hataya düşerseniz... Haluk Bilginer güzel cevap veriyor. Evet. Bir yerde hani I have all the authority, I need, öyle bir şey diyor. Hayır, şey diyor, siz sizin ülkeniz sadece çamurken biz buradaydık ve binlerce yıl sonra burada olmaya devam edeceğiz tarzında bir laf söylüyor. Akıllı ol diyor yani. Aklını alırız, semt çocuğuyuz diyor. Başka bir de söyleyebileceğimiz ne var filme dair? Ya çok da bir şey yok aslında. Hani film sırasında da hani bitse de gitsek kafasında izledik bu filmi. 40 milyon dolar harcamışlar. Nereye harcamışlar o kadar parayı? O da belli. Zaten birkaç tane, 3-5 tane başrol var. Yani çok fazla karakter yok. Çoğu figüran sahne gördüğümüz insanların filmde. Öyle çok altyapı gerektiren, bilmem ne gerektiren bir şey yok. Özel efekt desen, bir tane patlama gördük bir yerde. Bir tane uyduruk bir çatışma sahnesi. Onda da zaten başladı, 2 dakika sonra bitti. Patlama sahnesi de bir yerde mesela, hani ha tamam bu sahnede action var diye izlemeye başlıyorsun. Tam olaylar gelişiyor, o anda zıt diye bitiyor. Zaten geçişte dediğim gibi tak diye şeyde, ertesi güne dönüyor. Ne olduğunu anlamıyorsun. Niye hani sanki film arada kopmuş da, internet dediğim, başta dediğim gibi internetten film ararsın, bulursun, izlersin. Arada partlardan bir tanesi gidersen öyle kalırsın. Ne yapacağız şimdi? Nerede buluyorsun tam olarak internet filmi? Neyse dur. Biz bu kadar gömdük. IMDb kaç vermiş? 8.7 vermiş IMDb. Metascore kaç vermiş? 26 vermiş. Ben 25 veriyorum. Metascore'a göre 25 veriyorum. Metascore 10 üzerinden veriyor. 10 üzerinden 25 mi vermiş? 100 üzerinden veriyor. 100 üzerinden 25 vermiş. Ben 24 veriyorum. IMDb 26 vermiş. Puanına göre de 4.3 veriyorum. Çünkü film gerçekten kötüydü. Yani gerçekten zaman kaybı. Eğer şu çekimi yapacak olmasaydık filmin yarısına çıkardım, ki keza gittiğim salonda 5 kişi saydım filmin yarısına çıkan. Bizde de 8 kişi vardı. 2 tanesi sevgiliydi. Amaçları farklıydı. 2 tanesi arkada oturuyordu. Onlar ne yapıyordu bilmiyoruz. Bizde benim de yanımda, iki yanımda oturan vardı sevgili koltuklarında. Aynı filme 2 kere üst üste girmiş olabilirler. Neyse. Öğrencilerdir bence. Muhtemelen. Fakirler. Kapatalım o zaman. Bu ben daha puanımı söylemedim. Söyle hadi bakalım. Yani taş çatlasın 6.2. Daha da vermem yani. Yani 4.3 veriyorum ben de. Çekilirsen programı kapatayım. Kapat canım. Çeker misin? Bu haftalık bu kadar. Uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Biraz hamlaştık. Anadolu'dan geldik. O zaman hepinize hayırlı günler, akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.